Cildinizde kırışıklık varsa, cilt lekeleri varsa, yanak sarkmaları varsa, göz çevresinde, göz üstünde, göz altında kırışıklıklar, morluklar varsa, bugün öyle bir krem yapacağız ki bunların hepsine çare olacak arkadaşlar. Yapacağınız krem botokstan milyonlarca kez daha etkili olacak arkadaşlar. Sadece yüzümüze değil, ellerimize, ayaklarımıza, tüm vücudumuza kullanabileceğimiz bir krem hazırlayacağız. Hemen ben yapım aşamasına geçiyorum. Evde botoks yapmak için birinci malzeme olarak keten tohumu kullanacağız arkadaşlar. 1 yemek kaşığı dolusu keten tohumu. İkinci malzeme olarak maden suyu kullanacağız. Elinizde maden suyu yoksa su ile de yapabilirsiniz. Fakat maden suyu ile daha etkili oluyor arkadaşlar. Bir su bardağı ölçüsü maden suyunu da keten tohumunun üzerine ilave ediyorum. Karıştırıyorum ve en küçük ocağın üstüne götürüyorum. Keten tohumu jelini suya bırakması için arada karıştırarak en düşük ısıda yavaş yavaş pişiriyoruz. Kaynamaya başladı. Kaynamaya başladıktan sonra da 2-3 dakika kadar karıştırarak pişiriyoruz. Gördüğünüz gibi jel kıvamını almaya başladı. Ocaktan aldığımız gibi de bir süzgeç yardımıyla süzüyoruz. Süzme aşamasında gazlı bez veya bir tülbent bezi de kullanabilirsiniz. Hazırladığım jelden 4 yemek kaşığı bir kabın içine alıyorum. Gördüğünüz gibi kıvamı çok güzel oldu. 3 Bu kalan jeli de saçlarınıza sürebilirsiniz arkadaşlar. Saçlarınız kabarıksa, saçlarınız kuruysa kalan keten tohumu jeliyle de tüm saçlarınıza masaj yapabilir. Yarım saat saçınızda bekletip yıkayabilirsiniz. 4 yemek kaşığı keten tohumunun üzerine aloe vera jel ekleyeceğim. 1 tatlı kaşığı da aloe vera jeli ilave ediyorum. Hazır jel yerine bitkisini de kullanabilirsiniz. Şimdi iki jel birbiriyle özleşene dek karıştırıyorum. Bir adet de E vitamini ekleyeceğim. Elinizde E vitamini yoksa cildinize iyi gelen yağlardan bir çay kaşığı ilave edebilirsiniz. E vitaminini de ilave ettikten sonra malzemeler birbiriyle özleşene dek karıştırıyorum. Böyle bir krem kavanozum var. Onun içine boşaltıyorum. Cilt sarkmalarını toparlayan, kırışıklık giderici, cilt lekelerini gideren, cildimizi gençleştiren botoks kremini akşamları uyguluyoruz. Yatmadan yarım saat önce 5 dakika kadar bu kremle yüzümüze masaj yapıyoruz. Ellerinizde kırışıklıklar varsa ellerinize de uygulayabilirsiniz. Şeffaf yapıda bir krem. Bu krem hassas cilde dahil olmak üzere her cilt tipine uygun arkadaşlar. Uygulama öncesi alerji testi yapmakta da fayda vardır. Bu kalan keten tohumunu da yüzümüze bu şekilde yapıştırarak maske olarak uygulayabiliriz arkadaşlar. 20 dakika kadar yüzümüzde beklettikten sonra yüzümüzden arındırıp cildimizde kuruduktan sonra da yüzümüzü yıkayabiliriz. Harika olmadı mı? Cildimiz böyle cam gibi olacak, ışıl ışıl parlayacak, kırışıksız, lekesiz, sarkmalar toparlanacak, göz çevresindeki kırışıklıklar gidecek. Bir kremden daha fazlası beklenemez arkadaşlar. Kısacası cildimize botoks etkisinden daha etkili faydalar sağlayacak. Krem bir hafta içinde buzdolabında bozulmuyor. Bir hafta sonrasında yenisini hazırlıyoruz. Buzdolabından çıkarıp soğuk soğuk cildimize uyguluyoruz arkadaşlar. Temiz cilde uyguluyoruz. Her akşam cildimize uyguluyoruz ve sabah cildimizden yıkıyoruz. Evet canım arkadaşlarım, tarif ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Unuttuğum bir detay varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. İçin o kadar güzel bir krem hazırladım ki. Bu kremi 10 gün kullanacağız. 10 günde en az 10 yaş gençleşeceğiz arkadaşlar. Kırışıklıklarımızı dolduracak. Cildimizi gererek kırışıklıklarımızı açacak. Özellikle dudak üstünde bulunan kırışıklıkları, alın kırışıklıklarını ve yüzümüzde bulunan bütün kırışıklıklara çok çok faydalı olacak. Cilt sarkmalarını toparlayacak. Cildimize kolajen desteği verecek. Cildimizi yenileyecek. Cilt hücrelerini yenileyecek. Cildimizde lekeler varsa giderecek. Arkadaşlar saymakla bitiremiyorum. O kadar faydalı bir krem hazırladım ki.
ki hemen yapmanızı önereceğim bir krem bu size arkadaşlar. Ben sizleri daha fazla bekletmek istemiyorum. Kremi hazırlamaya başlamadan önce sizler videoyu beğenerek bana destek olabilir. Bu videodan çok arkadaşımızın fayda görmesini sağlayabilirsiniz. Hepinize tüm kalbimle teşekkür ediyorum ve hemen limon kremini hazırlamaya başlıyorum. Yarım limon kullanıyoruz. Limonun suyunu sıkıyoruz. Yarım limonun suyunu sıktım. Sıktığım limonun suyunu ölçüyorum. Ne kadar limon suyu çıktıysa o kadar da bal ilave edeceğiz. Benim kaşık ölçüm yemek kaşığı ölçüsü. 2 kaşık limon suyu çıktı. 2 kaşık da bal ilave ediyorum. Kullanacağınız bal ne kadar doğal bal olursa etkileri de o kadar fazla olur arkadaşlar. Limon suyu ve balı özleşene dek karıştırıyorum. Bir yumurtanın akını kullanacağız. Bir yumurta akını derin bir kasenin içine bırakıyoruz ve hızlı hızlı beyazlayana kadar çırpıyoruz. Bir çırpıcı yardımıyla da çırpabilirsiniz. Köpürene kadar yumurta akını çırptıktan sonra karışımın üzerine ilave ediyorum ve aynı zamanda karıştırıyorum. 3 malzeme birbiriyle özleşene dek çırpıyorum. Bir yemek kaşığı süt ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı da badem yağı ilave ediyorum. Tatlı badem yağı kullanıyorum. Bir tatlı kaşığı da nişasta ilave ediyorum. Burada elinizde hangi nişasta varsa onu kullanabilirsiniz. Nişasta tamamen dağılana kadar karıştırıyorum. Ve bu kremi yaparken karıştırma aşamaları çok önemli arkadaşlar. Bütün malzemeler özleşene dek karıştırmak gerekiyor. Şimdi kahve pişirdiğim ocağın üstüne götürüyorum ve en kısık ayarında 5 dakika kadar pişiriyorum. Bu aşamayı da sizlerle paylaşacağım. Ocağın üstündeyken de sürekli karıştırıyoruz. Evet, şu an koyulaşmaya başladı. Hiç su görmeyecek kıvama gelene kadar ocağın üstünde bırakıyoruz. Ocağın altını kapatıyoruz. Ocaktan aldıktan sonra da hızlı hızlı bu şekilde karıştırıyoruz. Karıştırdıkça kremimiz güzelleşiyor. Krem soğuyana kadar arada karıştırıyoruz. Soğuduktan sonra kapaklı bir kaba boşaltacağız. Cam bir kaba boşaltırsanız daha iyi olur arkadaşlar. Ben kremin sığacağı kadar büyüklükte cam kap bulamadığım için bu şekilde iki tane küçük cam kavanoza boşaltacağım kremi. İki küçük kavanoz krem çıktı. Kavanoza boşalttıktan sonra kapağını kapatıyorum. En az 6 saat kadar buzdolabında beklettikten sonra yüzümüze uyguluyoruz kremi. Limon yüksek miktarda C vitamini içerdiği için cildimize kolajen desteği sağlıyor. Cildimizi geriyor, kırışıklıkları açıyor. Lekeleri gideriyor arkadaşlar. Bal kullandık. Bal da kırışıklıklarımızı açmakta çok başarılı. Cildimizi yoğun bir şekilde nemlendiriyor. Yumurta akı kullandık. Yumurta akı da cildimizi çok güzel sıkılaştırıyor. Sarkmaları toparlıyor, kırışıklıkları açıyor. Yumurta akı da cildimize kolajen desteği sağlıyor. Nişasta kullandık. Nişasta da kırışıklıklarımızı dolduruyor. Süt kullandık. Süt de cildimizi gençleştiriyor ve nemlendiriyor arkadaşlar. Kullandığımız bütün malzemeler kırışıklık giderici, cilt rengini açıcı, lekeleri giderici, cildi geren, cildi toparlayan, yüz sarkmalarını toparlayan malzemeler kullanarak harika bir krem yaptık bugün arkadaşlar. Her videoda sorduğunuz bir soru var arkadaşlar. Şu malzemenin yerine bu olabilir mi gibi. Kullandığımız malzemelerde badem yağı yerine jojoba yağı, zeytinyağı kullanabilirsiniz. Limon alerjiniz varsa, çok hassas bir cilde sahipseniz portakal veya greyfurt suyu kullanabilirsiniz. Bu karışımda bal mutlaka olmalı. Bal alerjiniz varsa bu kremi hazırlamayın. Hava almayacak şekilde kapaklarını kapatıyorum. Buzdolabına bırakıyorum ve 6 saat sonra yüzüme uygulayabiliyorum. Limon kremini akşamları uyguluyoruz. Uygulama öncesinde mutlaka alerji testi yapıyoruz arkadaşlar. Göz altları hariç tüm yüzümüze, boynumuza uygulayabiliyoruz. Limon kremini yüzümüze uyguladıktan sonra 1 saat yüzümüzde bekletiyoruz. 1 saat sonra
Yüzümüzü hafif ıslatarak yıkıyoruz arkadaşlar. O bir saat içinde cildimiz inanılmaz derecede geriliyor. Cildimizin toparlandığını hissediyoruz. Limon kremini 10 gün buzdolabında saklayıp yüzümüze uygulayabiliyoruz. Bir akşam uyguluyoruz, bir akşam uygulamıyoruz. Kremi yüzünüzden yıkadıktan sonra cildinizde bir kuruluk hissederseniz nemlendirici krem uygulayabilirsiniz. Krem tarifi ile ilgili anlatacaklarım bu kadar canım arkadaşlarım. Eğer unuttuğum bir detay varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.